Efendim hayırlı akşamlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben sarıma sarıyorum. Sarmıyorum, saracağım. Biliyorsunuz ki Nevriş'im gelecek. Bu gece ilerleyen saatlerde beraber olacağız inşallah. Ellerimi yıkadım bu arada. Ama işte hep söylüyorum ya gerçekten. Yani bu lahanayı Nilcan için almıştım. İşte bakın Nurşime nasip oldu. Ona sarıp yediremedim. İnşallah bir dahakini ye diyelim. Nurşim canım benim. Değerli dostum şu an uçakta geliyor. Ah, heyecanlıyım. Onu sabırsızlıkla bekliyorum gerçekten. Her şeyle, dişiyle, kanıyla beni o kadar sahiplendi ki gerçekten hakkını ödeyemem onun. Canım benim. Çok değerli benim için. Ölene kadar da bırakmayacağım gerçekten sevdiklerimi. Çok seviyorum. Benimle tanışması onun için de çok iyi oldu. Onunla tanışmak benim için de çok iyi oldu. Çok çok güzel mutluluk bunlar gerçekten kesinlikle. Tarifi yok hakikaten. İfade edemiyorum duygularımı. Anlayın işte siz. Şöyle et koyacağım içine. Ben kıymalı yapacaktım fakat Nurşim pek etçi değil. O yüzden böyle altına koyacağım. Canım benim hayırlısıyla gelsin inşallah. Sabırsızlıkla bekliyoruz. Çok güzel vakitler geçireceğiz onunla. Ben onu gerçekten annem gibi görüyorum. Yani ne bileyim. Öyle çünkü öyle hissettirdi bana gerçekten. Yani herkese nasip olmaz böyle hisler, hissettirmek. Şimdi ya ben kağıt havluyu çok kullanıyorum. Evet, bu sizi rahatsız etmesin. Haklı olarak rahatsız oluyorsunuz. Ama çok kullanıyorum ben. Yani ıslak mendil, kağıt havlusuz ben yaşayamıyorum. Herkesin bir takıntısı vardır ya, benim de böyle yani. Oh. Pirzolaları da Nilcan'ım almıştı canım benim. Böyle iç yaptım. Sarma da yağlı güzel oluyor değil mi yani? Niye yalan söyleyeyim şimdi? Böyle işte. Ellerimi yıkadım tekrardan. Ne diyecektim? İşte böyle ya. Mutfağım da dağınık bu arada. Minik minik saracağım inşallah. Şimdi küçücük, minnacık. Yani var yok. Bu arada lavabomuzda takıldı tuvaletimiz. Nurşim için taktırdım, acele ettirdim. Ustamız da sağ olsun kırmadı. Geldi işte. Güzel. Böyle dostluklar güzel gerçekten. Bol soğan doğradım içine. Baharat koydum işte. Kekik, nane falan, fıstık. Benim de bir huyum var. Hemen kaşığı atıyorum ya lavabonun içine. Niye atıyorsun salak? İşte lazım olacak atma. Doğruya doğru yani şimdi. Nurşim dedi ki biber kızartması yap sadece dedi. Peynir. Çay dedi. Başka hiçbir şey istemiyorum. O bahçede yemek istiyorum dedi. Tabii ki sade biberle olmaz dedim. Canım benim.
Bunu sarmalı kaşladım. Geri kalanını da biraz erittim. Ondan da dallama yapacağım inşallah. Geçenki geldiğinde Nurşim'le gerçekten pek ilgilenememiştim. Hem buraya yerleşme telaşı vardı. Hem de işte canlılar da fazlaydı. Bu sefer daha güzel olacak inşallah, kesinlikle. Güzel de olmalı zaten canım benim. Ben ağlayınca o da ağlıyor yeminle. Ben gülünce o da gülüyor. Ben mutluysam o da mutlu. Ben mutsuzsam o da mutsuz. Öyle harika bir insan. Nil canım da çok harika bir insan. O gece 1'de gitti o. Dönüş yaptı. Kızına gitti burada İstanbul içinde. Fakat annesi rahatsızlanmış ya. Ona da haber vermemişler rahatsız olmasın diye. Hani panik yapar diye. Ambulansla hastaneye kaldırmışlar. Haber verselerdi hep beraber giderdik valla. Neyse ki şimdi iyiymiş, evdeymiş annesi. O da cumartesi dönecekti İsviçre'ye. Ertelettirmiş biletini. Ondan sonra işte öyle. O aslında güzel bir teklif için geldi buraya. Mustafa'm için. Çok mutlu oldum tabii ki, çok sevindim öyle bir teklifine. Ama kabul etmedim. Öyle, sağ olsun, Allah razı olsun gerçekten. Böyle işte ya. Böyle insanlar var olsun. Allah ne istekleri varsa versin gerçekten iyi insanların. İyi olan herkes için bu dileğim. Yani duygulanmamak elde değil kesinlikle. Şimdi her şey nasip kısmet dedik de belli mi olur? Belki Nilcan'ım da yer yani, değil mi bu sarmada? Hiç belli olmaz gerçekten. Ben nasibe, kısmete çok inanıyorum. Rabbime sonsuz inanıyoruz tabii ki. Her şey Rabbimden, iyisiyle, kötüsüyle, acısıyla, tatlısıyla. O neylerse güzel eyler. Eğer üzülüyorsak onda da bir hayır vardır kesinlikle. Hiçbir şey sebepsiz değil asla. Nurşim 10 gibi burada olacak. Pişer. Bu pişer. O öbür geldiğinde de pişirmiştim. Beyaz lahana pişirmiştim. Hatta altını yakıp gitmiştik almaya. Sapların altına koydum ki hani et yapışmasın diye. Bu da rahmetli annemin tenceresi. O yüzden onu kullanıyorum. Canım benim. Allah rahmet eylesin bütün ölmüşlerimize inşallah. İnşallah sesim geliyordur. Az çıkmıyordur. Ben de duş falan aldım. Nurşim'e dedim kokmayayım dedim. Güzel kokayım dedim. Gerçi her gün alıyoruz yani neredeyse. Ay öyle işte. Tuvalete gerçekten çok sevindim. Nurşim zorlanmıştı. Ha bugün taktırırız, ha yarın taktırırız. İşte olmayınca olmuyor bazı şeyler, nasip. Lahanalar çok taze, gencecik. Şu aşağıda bir abla var, ondan aldık. Yol kenarında bir şeyler satıyordu.
bizim komşu sayılır yani. Gitti tarladan topladı, getirdi bir poşet. İnşallah benim de olur bahçemde. Ben de abimi bekliyorum. Çevrilmesi lazım çünkü oraya köpüşler giriyor. Çok köpüş var aşağılarda. Bu arada zeytinimiz de gidip gidip geliyordu. Biraz da ona canım sıkkın. Birkaç gündür hiç gelmedi. İnşallah başına bir şey gelmemiştir. İyi bir şeyler duymadım. Araba ezdi, bir köpek ezdi diye duymuş Mustafa. İnşallah o değildir. Gittik ama kaldırmışlardı, bulamadık. Hani acaba bizim zeytin mi diye. Bir ay önce de yine aynı şekilde orada bir hayvancağızı ezmişti araba. Bazıları o kadar süratli gidiyor ki hiç canlı mı çıkar, insan mı çıkar demiyorlar. Gerçekten deli gibi geçiyorlar, hız yapıyorlar. Ben Mustafa'mı hep uyarıyorum, hep her zaman, oğlum müziğini sesli açma, gürültü kirliliği, nasıl yerde çöpler var, göz kirliliği, çevre kirliliği, aman oğlum yavaş git, ara sokaklardan çocuklar fırlayabilir anında, Allah korusun, işte canlılarımız fırlayabilir. Mesela bir sokak var, orada kedi çıkabilir diye levhalar asılmış. Bence her yere asılmalı bu levhalar gerçekten. Ama inşallah bekliyorum hep. Gece yatana kadar hep bahçeyi gözlüyorum. İnşallah korktuğum başıma gelmez ama 2-3 gündür hiç yok yani, hiç görmedik daha. Tariflere göre, rengine göre o. Öyle işte ya. Çok düşündüm size söyleyeyim mi, söylemeyeyim mi diye ama söylemeliyim. Onlar benim değil, sizin de. Muko'ya yazdığınız yorumlar çok etkileyici oluyor gerçekten. O da çok etkileyici bir şey ya. Çok tatlı. Çok koruyucu. Ya anne gibi aynen ya. Gerçekten anne gibi. Yani bana o kadar çok düşkün ki. Sesimi yükselttiğim an fırlıyor geliyor yanıma. Nasıl bir şey yani. İşte. Ne kadar sadık, ne kadar hoş. Ya. Güzel yorumlarınız için çok teşekkür ediyorum. Bıkmadan, usanmadan yazıyorsunuz. Bana hakkınız geçiyor gerçekten. Hakkınızı helal edin. Allah razı olsun. Her şey sizlerin sayesinde. Gerçekten gülüyorsam sizlerin sayesinde. Yiyorsam sizlerin sayesinde. Geziyorsam sizlerin sayesinde. Allah razı olsun hepinizden, cümlemizden. Ben de hakkınız çok, hakkınızı ödeyemem. Ben oturarak saramıyorum. Kolum askıda kalırsa çok ağrıyor. Böyle 3-4 saat sararım yani, sıkıntı yok.
Biraz sırtım ağrır, o da mola veriyorum. Haliyle ayakta sabit durmayı hiç sevmem aslında. Benim işim hep hareketli olsun ama yürüyeyim yani, gezeyim. Böyle durmayı sevmiyorum yani normalde. Sizi üzmemişimdir inşallah. Of of, işte böyle arkadaşlar ya. Bayağı sardım konuşurken. Biraz da hafif acılı yaptım. Onları gerçekten ben evlat gibi büyüttüm, evlatlarım gibi büyüttüm. Köpüşlerim biliyorsunuz bir lokmalardı. Hiç farkı olmuyor inanın ki. Akşam ezanı okunuyor bu arada. Sizler neler pişirdiniz? Ezan okunuyor diye konuşmadım. Havaalanına ben de gideceğim. Nuri'şimi almaya. Çekim yaparım ama herhalde onları yarın akşam izlersiniz artık. Çünkü 10 gibi burada olacak. Eve gelişimiz 11 falan fıstık. Kedicik geldi, mama yiyordu. Tıkırtısını duyuyorum.
Sen yaramaz seni. Bak nasıl kaçtı. Gel ye gel. Yerim seni. Kamerada büyük duruyor tabii, minik minikler. Şöyle banyoyu da göstereyim. Fayanslar değişmedi. O kenarlarına ek yapıldı. Görünüyor mu acaba? Ha, görünüyormuş. İkinci el aldım bir de. Şöyle ek şey. Temiz temiz yapmışlar. Öyle pis kullanmamışlar. Ya edenler şey yani. İyi kullanmışlar. Yani öyle yani sahibinden temizdi yani. Öyle. iyi oldu ya gerçekten. Güzel dezenfekte yaptık. Mustafa'm temizledi banyoyu hep. Ondan sonra ellerine kollarına sağlık. Paspas da sererim. Yerler ıslanmaz ya. Hep terlikler ıslanıyordu. O kadar kötü oluyordu ki. Ama tabii ki yer tuvaleti daha sağlıklı. Hani vücut için. Bu sezeryan doğum gibi düşünün. Yer tuvaletini de normal doğum gibi düşünün. Nasıl normal doğum daha sağlıklı değil mi? İşte onun gibi yani. Ne bileyim ben. Şimdi biraz yakından saracağım. Çünkü sarmamı sevenler de var. Sarma şeklimi yani. Bazen lahana sert olabilir, o yüzden tam yapışmayabilir. Yapıştı yani. Küçük dediği gidiyor. Pirinçle sardım. Aa, az kaldı Nurşim'in gelişine. Bayağıdır da yemedim sarma, ha özledim. Özledim teninin kokusunu, özledim. Özledim sımsıcak sohbetini, özledim. Gelmedin göz bebeğim, ne zaman ineceksin? Bu da Nurşim'e gelsin. Biraz da köfte yapacağım. Nurşim köfteyi seviyor. Biz de seviyoruz. Kuyruklu niye sarmadım ki ben? Harbi ha. Unuttum. Neyse bir dahakine inşallah. Gider abladan alırız. Tam kuyruklu sarma lahanası. Heh, sevelim kadar ya. Sevoşum aşkım. Yerim ben sizin ağzınızı burnunuzu. Şey güzel temel atıyorum yani, hayatta çözülmez onlar. Kaynayınca altını kısacağız tabii ki. Ay.
Bazılarımız ben saramıyorum diyorsunuz. Ama çok kolay gerçekten böyle. Dur bakayım ben de sizin gibi sarayım. Hani elde sarmayanlar için. Kırma. Dur bakayım ben sarabileceğim böyle. Ama benim lahanam buna müsait mi? Şöyle. Sardım be. Vallahi sardım. Tabağım görünüyor mu? Ha görünüyor. Süper. Yani öyle de sarılıyor. Sarabiliyormuşum yani. İsteyince her şey olur. Yok. Ben orada bir tane sarana kadar burada üç tane sararım herhalde. Doğru mu? Uğraşın, sararsınız böyle. Peçeteyle deney yapın durmadan oturduğunuz yerde. Sağdan soldan şöyle yuvarla gitsin. Bunun da içi çok az oldu. Oh, çok şükürler olsun ya Rabbi. Her saniyemize, her dakikamıza, her günümüze şükürler olsun. Binlerce kez. Çocuklar havlıyor. Minnacığım. Siz görün diye böyle yapıyorum ha. Oyalanıyorum aslında. yatağın nevresimlerini söktüm, onları takacağım. Alezim biraz nemli gibiydi. Serdim yatağın üzerine. Sarmamı koyayım da öyle onları halledeceğim inşallah. Bende de hiç tuvalet kağıdı alışkanlığı yok ya. Her şey var ama o yok inanın ki evde. Mustafa'ya al dedim. Şey kağıt havlu alıyorum. Neyse ona alışkanlık edemedim. İşte saç kurutma makinesi mesela hiç kullanmam ben. Böyle kendi havluyla kurutuyorum öyle kuruyor kendiliğine. Zararlı biliyorum. Ama hani eskiden saç kurutma makinesi mi varmış? Ne yapayım ben? Sevmediğim için bence. Eskiden tabii ki kağıt havlu da yoktu. Şimdi diyeceksiniz eskiden kağıt havlu mu vardı? Biz Selpas bulunca senelerce saklardık. Kıyıda köşede kullanmazdık. Ey gidi hey.
Yani birbirimizden elektrik alamadık saç kurutma makinesiyle. Öyle söyleyeyim. Hiç elime almışlığım yok. Var ama kullanmıyorum. Tuvalet kağıdı da alıyorum bazen, bitiyor. Daha da hiç oralı olmuyorum. İşte bir şeyler bir şeyler yani. Az kaldı. Videomu pek durdurmadım. Sadece şu yaprakları ayıklarken durdurdum. Hani sıkıcı olmasın diye onu da. İşte bunları bölerken. Orada durdum. Sararken hiç durmadım. Kaç dakikada sardım? Video kaç dakikaysa artık o kadar. Tabii birkaç dakika çıkacaksınız. Banyoyu falan gösterdim ya. Saniye mi sürdü artık dakika mı bilmiyorum, değil mi? Salçalı sos da yaptım üzerine. Yağını, tuzunu koydum. Çünkü etler çiğ olduğu için sıcak su koyulmaz etin üzerine. Beraber kaynayacaklar. Onun için. Böyle el işçilikleri huzur verir değil mi insana? Ben çok severim yani izlemeyi. Ya illa sarma değil. Örgü mörgü gibi. El işi işte ya. Bu da el işi işte. Dokuyorum yani şu an. Nakış yapıyorum. Dalmıştın değil mi? Korktun. Musti gelmedi hayret. Of dağlar of. Bunları da tavukçuklara veririm. Turşu yap demeyin. Turşu olmuyor ondan. Çünkü yağlı elle tuttuğum için böyle bir tuhaf kokuyor. Sevmiyorum ben de onu. Nasılsa ziyan olmayacak. Evet, Semo Şef bugün sizlere sarma sardı. Aha bitti bitti, az kaldı. Böyle küçüğüm ben, sarma sarıyorum amcamın hanımıyla. Küçüğüm yani, bilmiyorum. İşte öğretiyorlar küçükten. Kocaya gidince önen gelir, öğren. Hiç oku diyen yoktu valla. Hep kocaya gidince, her lafın başı kocaya, biz de acele ettik kocaya gitmek için. Böyle ters tutmuşum yani, damarlı yerini lahananın dışarı getirdim. Amcamın hanımı bana bir bağırdı, bir azarladı. Seni dedi, ananı dedi, tersten mi dedi. Bip, öptüler dedi. Ters tutuyorsun dedi.
Damarlı yeri dedi dışarı gelecek dedi. Hep sararken aklıma gelir. Yani şurayı dışarı getirmişim. Ondan da çok korkardık. Yani biz herkesten korkardık küçükken. Yani işte çok dışlandığımız için fakirlik bir taraftan falan. Böyle pek insan yerine koyulmazdık yani. Ya. Oku deselerdi okulu düşünürdük değil mi? Hep Koca'ya gidince el sağ şöyle yapar. Koca'ya gidince el böyle yapar. Koca'ya gittiğin yerden geri gelirsin. Düzgün yap. Kocan sağ öyle yapar. Düzgün yap. Böyle yapar. Düzgün yap. Hep böyle işte. Oldu da bitti maşallah. Bayağı çıktı. Şimdi ben bunu çok pişireceğim için şöyle sosunu da dökeyim. Çeker çeker o suyunu. Çok demeyin. Çünkü saatlerce pişireceğim ben onu et pişsin diye. Eşim de çok sever lokum gibi sarmayı. O bayağı da olmuş video. Şimdi hemen kaynasın. Buraları toplayayım ben de. Şimdi dallamalık için lahana demiştim. Onu da şöyle güzel suda şoklandı. Suyu süzülsün anında. Makinemi çalıştırayım. Sesi sizi rahatsız etmesin diye durdurmuştum. Buraları toplayacağım. Sonra yatağımı değiştireceğim. Nevresimini takacağım. Sonra işte vakit gelir nur işimizi almaya gideceğiz. Ben sizleri öpüyorum. Çok teşekkür ediyorum her şey için. Güzel düşünceleriniz için. Biri bana şey yazmış. Evrolar için misafirlere güzel davranıyorsun diye. Sana da selamlar arkadaşım. Allah gönlüne göre versin. Allah'a emanet olun arkadaşlar.